Türkiye'de doğuda 32 ilde oy verme işlemi saat 16 itibariyle sona erdi. Artık bundan sonrasında hızlıca zarflar sandıktan çıkartıldı ve oy sayma işlemine geçilecek. Saat 6'da doğudaki 32 ilde saat 7'de başlamıştı oy verme işlemi. Bir saat önce bitti batıya göre. İlk veriler de buradan gelecek. Kameraman arkadaşım gösteriyor. Yoğun bir katılım vardı Urfa'da. Sandık Başkanı Mahmut Uysal da yanımda. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük. Artık ilk veriler buradan gidecek. Şimdi oylarda sayılmaya başlandı. Nasıl geçti? Bir taraftan da şurayı da gösterelim. Evet, güzel geçti. Katılım nasıldı? Katılım gayet güzeldi. 350 seçmen kaydımız vardı. 236'sı oy kullandı. Gayet güzeldi. Hemen gösterelim. Bakın burada büyük şehirlerde öncelikli olarak 3 pusula vardı. Seçmen bu pusulalara mühür bastı. Burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bir pusula var görüyorsunuz. Bu pusulada 23 aday, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için yarışan 23 aday vardı. Bağımsız aday yok. Her biri bir partiden, diğeri belediye başkanlığı, diğeri de yine meclisle ilgiliydi. İşte bunlar artık toplandı, sandık kaldırıldı, sırada sayıma geçilecek. Şimdi tekrar açmaya başlıyorsunuz, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. İnşallah milletimiz hakkında en hayırlısı olur. Vatanımıza milletimize hayırlısı olsun diyelim. Elbette, elbette. Vatan milletimiz için hayırlı olsun. Şimdi tek tek zarflar açılacak, tutanaklar tutulacak. Evet, evet. Zarfları açacağız, tutanaklarımızı tutacağız. Sonra bir nüshasını binanın içerisine asıyoruz. Müşahitlerimize, siyasi parti müşahitlerimize birer nüsha veriyoruz. Kalan evraklarımızı ilçe seçim kuruluna, diğer evraklarını vererek teslim edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Size diğer sınıfları da gösterelim. Böyle oy verme işlemi sona erdi demiştik. Sınıflarda işte böyle kapatıldı. Yoğun bir gündü. Saat 7'de doğuda seçim için, oy verme için seçmen sandık başına gitti. Bakın her sınıfta, bu sınıf biraz daha hızlı galiba gördüğüm kadarıyla, kolaylıklar diliyorum. İşte oylar teker teker bu şekilde sayılıyor. Sandık başkanı var. Diğer partilerden yetkililer de bu noktada yoğun bir katılım vardı. Burada 435 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti. Hemen şu sınıfa da bakalım. Çok kolaylıklar diliyoruz. İşte buradaki oylar tek tek sayılacak. Bir tutanağa geçecek. Partiden yetkililer, her partiden bir yetkili var burada. Bakın bu sınıfta 2, 4, 6 kişi var sandık başkanı başlarında. Teker teker tüm bu oylar sayıldıktan sonra tutanak tutulacak, imzalı tutanak olacak. Aynısı okulun hemen sınıfın girişine asılacak ve sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu'na buradaki bu oy tutanağı gidecek ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştıktan hemen sonra da oylar Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla ekranlara gelecek, ulaştırdığı veriler ekrana yansıyacak. İlk veriler doğudan gelecek elbette. Bir saat önce kapandığı için büyük şehirlerde sandığa gelen seçmen 3 farklı oy pusulasına mühür bastı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullandı. Ardından ilçe belediye başkanlığı için, en sonunda meclis üyeliği için mühür bastı. Büyükşehir olmayan illerde de yine il genel meclis üyeliği, belediye başkanı ve belediye meclis üyeliği için de oy basıldı. Sandıklar 16'da kapan dedik. Katılımın da yoğun olduğunu söyleyelim. Şöyle diğer sınıfa da geçelim. Biz kameraman arkadaşım Mehmet Şahin'le Şanlıurfa merkezdeyiz. Hemen bir alt kata inelim. Bir alt katta da yine artık oy verme işlemi sona erdi ama şunu söyleyebiliriz sizlere. Son dakikaya kadar en azından bulunduğumuz bu okulda yoğunluk vardı. Seçmen oy kullanmak için son dakikaya kadar okullara geldi. Burada da diğer sınıflar var. Hemen şu sınıftan birisine girelim. Tabii çok ciddi güvenlik önlemi de alındı. Her okulda emniyetten, jandarmadan, önemli noktalardan ekipler, güvenlik ekipleri de bu noktada önlemlerini aldı. Bakın bir diğer sınıf. Hemen şuraya girelim. Çok kolaylıklar diliyoruz. ATV Haber canlı yayındayız. İşte ekranlarınıza gelecek, yorumlayacağınız ilk veriler buradan, başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'deki 32 ilden size ulaşacak. Hızlıca tek tek zarflar çıkartıldı. Oy pusulaları teker teker böyle ayrılıyor. Büyükşehir için ayrılıyor, belediye için ayrılıyor, meclis için ayrılıyor. Hepsi tek tek ayrılıyor. Ardından da teker teker oy sayımına geçilecek. Sandık görevlisi burada. Bakın bu sınıfta kaç kişi var gösterelim. Toplam 6 kişi
bu sınıfta oy sayımını gerçekleştirecek güvenlik güçleri de yine bu noktada sandık başkanımız hemen burada. Hemen kendisine de katılımı sormak isterim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. 357 tane seçmenimiz vardı. Bunun 253'ü oy kullandı. Ortalama %70-80. Kaç dakikaya biter sizce ortalama? Vallahi 1,5 saat. Sürer mi? Sürer. Bayağı var çünkü. 3 farklı oy pusulası. Bunların teker teker ayrıca hesaplandığı sayımı. Evet, bayağı sürüyor yani. Hı-hı. Zamanımızı alacak. Ama olsun, ülkemizin demokrasi açısından önemli bir olay. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, başta da söyledim. Türkiye'de 32 ilde, Türkiye'nin doğusunda 32 ilde oy verme işlemi sona erdi. Artık sandıklar kapandı. Bakın, oy sayımına geçildi. Çok kısa sürede oylar sayılacak, tutanak tutulacak, Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştırılacak ve ardından Yüksek Seçim Kurulu gelen bu oyları ajanslar aracılığıyla televizyonlara iletmeye başlayacak. Doğuda sandıklarda son durum bu şekilde. Bu notlarla sözü yeniden size bırakalım.